Çok güzel bir yerden veda ediyoruz size. Yerim o kadar güzel ki böyle hiç kımıldatmasanız saatlerce burada oturabilirim. Yanıma da aldım Mustafa'yı. Güzel gözleriyle bana öyle güzel bakıyor, öyle güzel bir kahve pişirecek ki şimdi. Mustafa hoş geldin. Sizler de hoş geldiniz. Sizin kadar güzel olmasa da bunu size takdim etmek istiyorum. Sındırgı'ya hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim ablacığım, sağ olasın. Ah ah, bu da burama bak. Senden bana bir hediye. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Mustafa ederim. Neler yapıyorsun? Buralı mısın? Evet, öncelikle Doğalşehir Sındırgı'ya hoş geldiniz. Ben Sındırgılıyım. Burada oturuyorum. Ben size şu anda portakallı kahve yapacağım. Mis gibi de kokusu geliyor zaten. Mangalımızı da yaktık. Portakallı kahve. Bakınız ben bunu ilk kez şöyle birkaç yerde gördüm ama burada yapıldığını bilmiyordum. Yapılıyor burada değil mi? Normalde şöyle. Burada tabii ki de evet yapılıyor ama biz bunu biraz daha geliştirdik. O da şöyle. Bir gün arkadaşlarla birlikte doğa yürüyüşü yapmak için araziye çıktık. Lakin kahvemizi aldık, fincanımızı aldık. Evde gezmemizi unutmuşum. Tabii yanımızda o zaman da portakalımız, elmamız da vardı. Dedik ki biz cezveyi unuttuk ama bu kahveyi nasıl içebiliriz? O an aklımıza birden geldi. Portakalın içinde güzel bir kahve yapabiliriz diye düşündük. Spontane gelişerek orada kahvemizi portakalda yaptık. Böylece cezveye de gerek kalmadı. Mükemmel de oldu yani. Bunu da paylaşalım diyorsun. Her gün yeni bir bilgi. Evet, kesinlikle. Ne güzel, portakalın kafasını kesiyorsunuz. İçini de gayet güzel oyup çıkarıyorsunuz. Altına da folyoyu yerleştirdin mi böylece ateşe de dayanıklı oluyor. Evet, evet. Hadi sen bize o zaman yapmaya başla. Biraz da senden sonra bahsedelim. Şöyle öncelikle portakalımı alayım. Normal kahve gibi yapıyorsun. Normal kahve gibi. Suyunu ilave ediyoruz. Kahvemi de ilave ediyorum içine. Tamam. Çok mantıklı ya. Kim bulduysa. Yalnız tabii cezveyi unutup alüminyum folyo almanız, yanınıza portakal almanız da çok enteresan. Çok bir... ilginç oldu gerçekten. Yani ben de çok şaşırdım da o zaman ama... Her portakala bir tane mi daha güzel oluyor? Denedin mi? İki bardak çıkıyor mu? Evet, yani iki tane de denedim. Tabii bu portakalın büyüklüğüne göre değişiyor. Ha, doğru. Ebat önemli. Ama tek fincan benim tercihim. Mükemmel oluyor tek fincanda. Daha çok aroması geçiyor. Evet, daha doğru çok aroması geçiyor. Köpürüyor yani ha? Evet. Hadi göreceğiz. Vallahi merak ediyorum. İlk kez hani duymuştum ama ilk kez böyle bir göreceğim nasıl olduğunu. Ben de inşallah güzel bir kahve burada size hadi ikram bakalım. Ederim. Mustafa, peki onun dışında neler yapıyorsun? Burada nasıl geçiyor gün? Çalışıyor musun? Onun dışında evet çalışıyorum. Sındırgı Belediyesi'nde görevim var. Orada çalışıyorum. Hafta sonları burada oluşturmuş olduğumuz arkadaş gruplarıyla birlikte doğa sporlarıyla ilgileniyoruz. Ne doğa sporları var mesela burada? Burada doğa sporları olarak yürüyüş etkinlikleri var. Paraşüt atlama alanlarımız var. Ha, bungee jumping falan var mı? Yok, henüz o da. Henüz o yok. Olmadı. Onu da getir. İnşallah. Gelsin. Yelken su sporlarımız var. Aa, bak trekking bu müthiş. Var. Trekking var. Evet. Ay ne güzel. Bayağı etkinliğimiz var. Bayağı bir sosyal aktivite var sportif evet, faaliyet. Evet. Harika. Sen de yapıyorsun bunu. Evet. Ben de yeni başladım. Yeni başladın. Yani. Evet. İyi hadi bakalım. Senin bu çiçeğinin ben de bir türlü duramayışı neyse elimde tutacağım. Evli misin? Yok değilim. Bekarım. Ha, kaç yaşındasın bu arada? 26 yaşındayım. 26 yaşında böyle güzel gözleri olan çocuk Sındırga'da. Siz nasıl bunu böyle bekar bırakırsınız? Bir şey söyleyeceğim şimdi. Hayır, otur doğru konuş. Vardır böyle kalbinde gönlünde bir güzel tarifi. Mesela senin gönlünü çalacak kadın nasıl olmalı? En belirgin özelliği. Benim için gözleri güzel, konuşması güzel. Kendi de bir o kadar güzel olduğumu yeterli. Bahtın da gözlerin gibi güzel olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Yüzün gibi güzel olsun. Çok sağ olun. Elbette insanın kalbi güzel olursa, bir de anlaşırsa, kafalar uyuşursa kesinlikle, her şey güzel. Evet. Ayrıca 26 yaşındasın. Çok da erken bir evlilik yapmana gerek yok. Ne güzel işte bak çalışıyorsun, spor yapıyorsun, geziyorsun, tozuyorsun. Ben erkek kısmısının şöyle birazcık hayatı yaşayıp sonradan evlenmesi taraftarıyım. Yani ben şahsen hep aynı şeyi söylüyorum. Buradan da söylüyorum. Hep kadınlara söylüyordum. Erkek sen denk geldi sana söylüyorum. Kim denk gelirse ona söylüyorum. İhale bana kaldı şu an değil mi? İhale sende kaldı. Teşekkür sana. Ederim. Seni seçtim Pikachu çok diye. Çok sağ olun. Yani böyle muhabbet olsun diye söylüyorum. Bu arada portakalımız da yani kahvemiz de içinde oluyor. Mangalın başında pişmesini beklerken Mustafa'ya soruyorum. Nedir durum Mustafa'cığım? Durumumuz son bir dakikası var. Hatta köpürmeye başladı. Başladı mı? Kokusunu da alıyorsunuzdur umarım. Aynen öyle. Geliyor zaten mis evet. gibi kokusu da. Mis gibi. Bakın eğer böyle mangalı falan seviyorsanız alternatif bir kahve.
önerisi. İşin menbaından geliyor yani, portakalın kendisinde. Ben de deneyeceğim bunu. İlk kez böyle bir şey görüyorum ama deneyeceğim mutlaka. Peki Mustafa'cığım, ileride planların nelerdir? Neler yapmayı düşünüyorsun? Bize biraz hayatının planlarından bahset. Şu bir dakikaya nasıl sığdırırsın gelecek evet, planını? İnşallah iş hayatımda da daha iyi yerlere gelip, daha iyi konumlarda olup, Sındırgı halkı için, vatandaşlarımız için daha güzel hizmetlerde bulunabilmeyi. Hı hı. Bunun dışında çok da bir hayalim yok açıkçası. Hayalim burada kalmak ama, değil mi? Yani buradan ayrılmayı düşünüyor musun? Evet. Var mı? Evet, açıkçası şimdilik hayalim burada kalmak ama ilerleyen zamanlarda hayat neyi gösterir bilmiyorum. Ama şu anki düşüncem doğal bir şehir burası. Sındırgı çok güzel bir yer gerçekten. Evet, evet, evet. Burada yaşamaktan da oldukça memnunum ki ileriye dönük planlarım da şimdilik Sındırgı'da kalmak. Hadi bakalım hayırlısı, ne güzel. Evet, kahvelerimiz de şu anda... Oldu mu? Oldu. Hadi hazır. Bakalım. Servisi hazır. Alalım. Mustafa, inşallah sana da böyle kahve getirenler olsun. İnşallah, buyurun. Hayırlı zamanlarda, güzel günlerde... Yani sen de kahveni iç inşallah. İnşallah, temennimiz o yönde. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Gaydın. Eline emeğine afiyet sağlık. Olsun. Çok güzel bir sunum. Farklı bir buluş, evet, öyle söyleyelim. Efendim, mis gibi kokan bir kahve, yemyeşil bir ortam, cıvıl cıvıl kuş sesleri, böcek sesleri, bahar buraya çok olmuş geleli. Umarız biz bu baharın havasını buralardan oralara böyle efil efil gönderebilmişizdir. Çünkü akşam güneşi de sırtıma vuruyor, kahvem elimde. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti, sevmeden ayırırlar, sevmeden ayırırlar. Haydi yarim neylemeli, neylemeli, güzel yarın gönlünü eylemeli. Gizli de gizli sevenler, koşup yare sevdiğini söylemeli. Haydi yarim neylemeli, neylemeli, güzel yarın gönlünü eylemeli. Gizli de gizli sevenler, koşup yare sevdiğini söylemeli.